İhtiyacınız olan bir tane elma, bir tane armut, birazcık fındık, yani tarçın, baharatlar, birazcık pötibör bisküvi, güzel böyle tereyağlı mis gibi kokan, bunlarla beraber genel işi bitireceksiniz. Öncelikle elmayı ve armutu soyarak işe başlıyorsunuz. Mesela ben bu tarifte özellikle armut kullanıyorum çünkü hani başka ne kullanabilirim diye düşündüğümde yaparken mesela havuç acayip güzel olur çünkü böyle tatlı şeylere havuç güzel bir lezzet katar ama armutun verdiği tazelik, ferahlık mesela elmada çok gelmiyor bana. O yüzden özellikle armut kullanıyorum. Bulursanız kesinlikle siz de kullanın. Yok eğer bulamazsanız direkt olarak ikisini de yani kullanacağınız iki tane meyveyi de elmadan kullanabilirsiniz. Yeşil elma her zaman olduğu gibi biraz daha hafif ekşimtırak ve birazcık daha böyle güzel bir tat katarken kırmızı elma hafif şekerli olduğu için bir tık daha şekerlimsi bir tata doğru götürecektir bu işi. Benden söylemesi. Neyse şu ikisini hızlıca soyuyorum ve rendelemek için hazır hale getiriyorum. Kabuklarını atmayın. Mutlaka ve mutlaka bir çay vesaire bir şey yaparken bu kabukları kullanırsınız. Aklınızda olsun. Yani mutfakta pratik olmak önemli ama fonksiyonel olmak daha önemlidir. O yüzden illa bir yerlerde kullanırsınız. Benden söylemesi. Rendeyi alıyorum ve elmayı ve armutu rendenin kalın tarafıyla çok fazla zedelemeden. Çünkü bunlar içerisinde epeyce sıvı barındıran meyveler. Eğer çok fazla rendelersek, ezersek hatta bunları suyu çıkar, işte böyle ezilir, erir gider. Katı ve keskin darbelerle her ikisinin de kalın tarafıyla rendenin rendelenmiş olmasını sağlıyor. Her ikisini de elmayı da armutu da güzelce rendeledim. Bak epeyce bir miktar suları da çıktı bu arkadaşların. Çok normal. Hani mücver yaparken kabağın ve benzeri her şeyin bunun böyle fazlaca suyunu sıkar. Birazcık daha böyle içine az un koymak için fazla sıvısından kurtarırız ya. Burada öyle bir işlem yapmayacağız. Çünkü bunun bütün lezzetini ve suyunu almak istiyorum. O yüzden mevcut vaziyetinde kullanacağım. Şimdi bakın elma armut burada. Peki bu fındıklar ne olacak? Bu fındıkları da mevcut vaziyette değil de birazcık daha ufaltacak şekilde kullanacağım. O yüzden şöyle bir kolay parçalayıcım var. Bunun içerisine atıyorum fındıkları ve arzu ettiğim boyuta gelene kadar şöyle hafiften çekiyorum. Bir bardak kadar fındık hem bunun var olan sıvılık kıvamını birazcık bağlamasını sağlıyor. Hem de lezzetini birazcık daha arttırıyor. Hafif böyle çektim. Gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar da toz kıvamına getirdim. Artık her şeyi birleştireceğim. Ondan sonra da tatlım kısmen hazır hale gelecek. Bunu yapmak için bu sefer daha böyle baba bir parçalayıcı. Aslında bu fındığı da bunun içerisinde yapabilirsiniz ama o zaman çok dağılıyor. Birazcık fazla hani kendi yağını da salıyor diye ben önden çektim. Ölçülü vaziyette gideceğim. Peki ne kadar bisküviye, ne kadar fındığa, ne kadar elmaya? Bir elma tamam, bir armut tamam. Aşağı yukarı bir bardak kadar fındık tamam. Pötibör bisküvi içinde parçalayıcının içerisine önce buradaki bisküvileri ekliyorum. İki turda çekeceğim ki çok fazla toz olmasın diye. Toplamda aşağı yukarı 200 gram kadar pötibör bisküviye ihtiyacınız olacak. Farklı bisküviler de kullanabilirsiniz. Bu bebe bisküvileri ve benzeri öyle şeyler de kullanabilirsiniz. Hangi bisküvi? Yulaflı, kakaolu vesaireli vesaireli. Fakat şunu unutmayın. Kullanacağınız her bisküvinin içerisindeki tereyağı, kakao, yulaf ve benzeri oranlar birbirinden farklı olduğu için kıvam olarak birazcık ufak tefek farklılıklar yapabilir. Mutfağınızda şefsizsiniz dememin temel sebebi bu. Her seferinde siz bunu ister istemez kendi kullandığınız malzemeye göre ufak bir şekilde oynayarak düzelteceksiniz. Ondan sonra da bu iş bitmiş olacak. Önce bisküvileri bir çekelim. İyice toz haline getirdik bu arkadaşı. Artık parçalama işlemine falan hiç ihtiyacım yok. Her şeyi güzelce burada birleştireceğim. Bakın kasem burada duruyor. Her şeyi bunun içerisine birleştirip güzelce yoğuracağız. Önce elma ile armut bütün suyuyla beraber girdi içine. Arkasından toz haline getirdiğim bisküviler
tamamen girdi içerisine. Arkasından burada hazırladığım fındık komple girdi içerisine. Ben böyle tariflerde mutlaka ve mutlaka birazcık baharat kullanmayı çok seviyorum. O baharatlar yani hani hafif sıradan olan tadı birazcık daha sıra dışı hale getiriyor. O yüzden size önerim bu tarifte de biraz tarçın, birazcık daha ekşiliği vermek için sumak kullanın. İnanın bana. Ne kadar derseniz bütün bu karışımın içerisine bir kere rengini çok güzel kahverengiye de doğru döndürecek olan ilk eklemimiz tarçındır. Bir yemek kaşığı kadar ama şöyle fazlasını alın silme gibi düşünün. Bir yemek kaşığı tarçın yoksa biraz acımtırak bir hale getirir. Arkasından da takriben şöyle bir tatlı kaşığı kadar belki birazcık daha fazla sumak ekleyeceksiniz. Sumak tatlılarda tatlı ekşi dengesini müthiş bir şekilde dengeler ve ortaya güzel bir sonuç çıkarmanızı sağlar. Yapacağımız şey şu, elimizi işin içine sokacağız ve her şeyi güzelce yoğuracağız. Önce birazcık olmayacak gibi gözükse de sıvıyla beraber bisküviler bir araya geldiğinde tam böyle bir hamur kıvamına doğru giden bir noktaya ilerleyeceğiz. İnanmıyorsanız denemesi bedava. Güzelce yoğurduğunuzda bak aynen böyle bir kıvam aldı bu arkada. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bundan bir lokmacık alıp tadına bakın. Vay. Bak içerisine hiç şeker koymamamıza rağmen bence tadı müthiş. Ama biraz daha sumak koyarsam yani bunlar mesela son derece sübjektif konular. Bir tık daha sumak, birazcık daha tarçın koyarsam çok 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 daha iyi bir yere doğru gider. İyice yoğurun ve artık son haline getirin bu arkadaşları. Yoğurdukça şunu fark edeceksiniz. Siz bunu yoğurdukça cıvıklaşıyor kıvam. Tamam mı? Bu cıvıklaşmasının temel sebebi de kullandığımız bisküvinin içerisinde var olan yağ. Biz bunu yoğurdukça yağ kusmaya başlıyor, dışarı çıkıyor ve artık iyice elinize, avucunuza yapışır kıvama geliyor. Peki ne yapacağız? Bunu kurtarmak için biraz daha fındık ekleyeceğiz. Onu mu yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Bunu yeniden soğutacağız. Dolapta yaklaşık yarım saat, 45 dakika kadar. Derin dondurucuda aşağı yukarı 10-15 dakika kadar. Yeniden böyle bir gövdelenecek. Gövdelendiği an itibariyle de biz bunu bir dondurma kaşığıyla alacağız. Böyle hafiften şekil vereceğiz. Elimizin içerisine biraz da yuvarlayacağız. Sonra üstüne de benmari edilmiş çikolata gezdireceğiz. Kıvam müthiş olacak. Benmari çikolata için çok basit. Küçük bir tencere tabanına hafifçe su koyuyorum. Sonra ocağın üstüne alıyorum bu arkadaşı. Altını yakıyorum. Bu su kaynadığı an itibariyle içerisine şöyle küçük bir kase koyacağım. Çikolatayı koyacağım ve benmari vaziyetinde eriteceğim. Çikolatayı koydum. Mevcut ısıyla yavaş yavaş eriyor. Gelelim buradaki karışımımıza. Yapacağımız şey de şu. Önce bu tabağı çıkartacağım. Sonra servis yapacağım tabağı alacağım. Bu arkadaştan böyle topçuklar yapıyorum. Şöyle. Çok fazla sıkmaya, ezmeye gerek kalmadan boyutunu istediğiniz gibi ayarlayın. Şeklini, şemalini istediğiniz gibi ayarlayın. Ve böyle güzel güzel toplar çıkartın. Mesela şu küçük daha iyi. O yüzden şu küçük vaziyetinde yapalım. Böyle böyle toplar yapıyorsunuz bundan. Servis yapacağınız kaseye diziyorsunuz. Yeniden dolapta bekletiyorsunuz. En son çikolatalarınız hazır kıvama geldiği zaman benmari çikolatalarınız üstüne döküp şak diye servis ediyorsunuz. Yani misafiri mutlu etmek için okuldan gelen çocukların anne ben işte bilmem ne istiyorum falan dediği zaman böyle hemen tak diye karşısına çıkartacağınız basit, lezzetli ve güzel bir tarif oluyor. Yeter ki bunları çocuklar gelene kadar hafiften bir yuvarlayın. Toplar hazır. Gayet de gövdeliler ama ben bunları servis edeceğim zaman çıkaracağım. O yüzden yine top haline getirdikten sonra da bir 10 dakika derin dondurucuda, yani normalde bunları dolapta tutun da böyle hızlı olmak istediğiniz zaman derin dondurucuda gayet kolay iş görüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi çikolata burada benmari vaziyetinde eridi. Aldım. Tezgahın üstüne çıkarttım. Bir küçük kase daha koyuyorum. Bunda da aynı şekilde beyaz çikolata eriteceğim. Bir su bardağı kadar siyah çikolata erittim. İster bitter ister sütlü. Yarım bardak kadar beyaz çikolata.
beyaz siyahtan daha zor erir, daha şekerli bir bazı olduğu için ve içerisine krema koyduğunuz zaman da böyle macununtrak bir kıvama gelir. O da çikolatanın kalitesiyle alakalı bir durum. O yüzden hani siz birazcık kıvamını ayarlamanız lazım. Şimdi bunu hafiften kremayla bir ganaj haline getireceğim. Bu böyle çok güzel akışkan, var olanların üstüne bunu döktük mü süper çiçek gibi olur. Ama soğuduğu zaman donar, kas katı kıvamda kalır. O yüzden bunu şöyle birazcık kremayla açmanızı istiyorum. Yaklaşık 4 kaşık kadar, 4-5 kaşık kadar kremayla hafiften akışkan ve ihtiyacınız olan böyle o lollipopların üstünü kaplayacak vaziyete getirecek gibi şöyle güzelce bir açacaksınız. Açacaksınız. Akan bir krema elde edeceksiniz. Üstlerini güzelce kaplayacak. Kalan kremayı da eridikten sonra beyaz çikolatanın içerisine alacağız. Böyle güzelce onu da hafif eriyen ve akışkan bir kıvamı getireceğiz. Önce siyah çikolatayı gezdireceğiz üstüne. Sonra beyaz çikolatayı gezdireceğiz. Böyle bir kule gibi yapacağız. Ondan sonra da görücüye çıkaracağız.